Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün de şimdi size klavyemi nasıl temizlediğimi göstereceğim. Gayet kolay ve hızlı bir şekilde genel bir temizliği nasıl yapabildiğimi göstereceğim size. Hani arada sırada yapacağınız hem de detaylı olan bir temizlik olacak açıkçası. Her yönden klavyenizi cillop gibi yapacağız. Şimdi öncelikle ihtiyacımız olan şeyler bir kör bıçak, klavyeye zarar vermeyecek şekilde veya bir anahtarla da yapabilirsiniz. Ve benim özellikle çok işe yaradığını düşündüğüm, farklı şeyleri denedikten sonra buna karar verdiğim Domol isimli bir ıslak mendil ama deterjanlı ve aromalı, güzel de kokacak. Islak mendil aslında ama deterjanlı gibi düşünün. Bu tüm kirleri üzerindeki söküp atmasını sağlayacak. Buradan da yetkililere sesleniyorum. O kadar reklamınızı yapıyorum. Bizi de bir görün be. Hadi bakayım. Evet. Öncelikle klavyemizin tek tek tuşlarını sökmekle başlayacağız. Bu arada klavyem G-Pro TKL yani numpad kısmı olmayan klavye, videosunu da şimdi sağ üstte ekliyorum. Oradan görebilirsiniz kutu açılımını. Herhangi bir tuşu ilk açmaya başladığınızda zaten bıçakla, ondan sonra gerisi çorap söküğü gibi gelecek. Mesela şu Escape'in altındaki tuştan başlayalım. Böyle bıçağı soktuğunuzda çıt diye geliyor. Bundan sonra bıçağı kullanmanıza bile gerek yok. Leke bunda çok yok. Leke olanı yaklaştırıp göstereceğim size. Özellikle şu bir tuşunda. Bakın mesela bıçak kullanmıyorum şu an. Sağ sol oynatınca hemen geliyor. Şimdi bundaki leke gayet bariz bir şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi. Bayağı bir leke var bunda. Bunu sildiğimde nasıl yok olduğunu göreceksiniz. Şimdi tüm tuşları çıkaracağım. Bilgisayarınızın oraya buraya girmemesi için de bu işlemi yaparken aslında şuradan bağlantısını sökerek hani daha kesin bir iş yapmış olabilirsiniz. Ama ben renkleri de görmek istediğim için bir yandan böyle tutuyorum. Gördüğünüz gibi tuşlar tutup çekerek çok rahat çıkıyor. Bunun için ekstra bir aparat satın almanıza asla gerek yok. Bazı tuşlar eğer zorlayacak gibi olursa yandan küçücük bir temasla çok rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz zaten. Onu da bilmek güzel. Mesela bu tuşlarda biraz sorun oldu. Yandan hop sadece dokunuyorum. Sakın sert bir şey yapmayın. Hani iyice zorlamayın. Alttaki sistemi kırabilirsiniz. O sistemi kırarsanız da tamiri biraz zor olan sorunlara yol açabilir. Mesela bunu çektim gelmedi. Hop yandan minik bir ittirmeyle, çok küçük bir çekmeyle, çok pratik bir şekilde böyle tutup çekip alabilirsiniz. Aynısı büyük tuşlar için de geçerli bunlar gibi. Alt kısmındaki tüm tuşları söktük. Şöyle yaklaştırayım size. İçi çok fena toz halinde. Işığını söndüreyim. Şu an çok net gözüküyor bilmiyorum ama içine düşen saç mı dersiniz, işte tüy mü dersiniz, her türlü. Günlük kullanımda oluyor böyle şeyler. Bunların hepsinden kurtulacağız. Önce diğer tuşların da devamını sökelim. Evet, şimdi gördüğünüz gibi tüm tuşları söktük. Şimdi bu noktada ise birkaç farklı metot mevcut. Klavyemizin bu iç kısmındaki ışığı kapatayım. Şuradaki tozları ve tüyleri alabilmek için klavyelerinizin modeline göre değişecek şekilde yöntemler uygulayabiliriz. Birincisi, eğer ekstra bir malzeme yoksa, bende sadece tuş mekaniği var gördüğünüz gibi, herhangi bir çıkmaya sebebiyet verecek parça yok. Bu durumda bunun üzerine direkt elektrikli süpürgenizin ucunu çıkarıp sadece hortum kısmını tutarak böyle çekebilirsiniz. Ama çıkacak parça olmadığına dikkat edin. İkinci yöntem, suyla temizleyenler var ama klavyeniz su geçirgenliği olmayan bir klavye ise bu sistem uygun. Ama mesela benimki gibi buradaki space tuşunun altından çipler gözüküyorsa mahveder klavyenizi. Üçüncüsü, etrafın batmasını önemsemiyorsanız saç kurutma makinesi tutabilirsiniz ve bu sayede bu tozlar buradan çıkacaktır. Ondan sonra döküldüğü yeri süpürürsünüz. Bu da bir yöntem, o da güzel oluyor. Dördüncü ve benim en sevdiğim yöntem, pamuk yardımıyla. Pamuk çok güzel topluyor etrafındaki tüyleri ve tozları. Hafif nemli yapabilirsiniz. Şöyle çok hafif ıslatıp böyle hemen sıkıp hani su düşmeyecek şekilde pamuktan. Pamukla silerseniz tüm tüyleri ve işte tozları çok rahat toplamış olursunuz. Ben şimdi hızlıca yapacağım.
Evet, genel anlamıyla içindeki tüylerden ve saçlardan arındığımızı söyleyebilirim. Eğer çok alamadığınız olursa böyle küçük kürdan yardımıyla özellikle aralardaki incelikleri küçük küçük alabilirsiniz. Ama diğer dediğim yöntemler çok iyi çalışıyor. Özellikle çıkmayan parça olduğuna eminseniz içinden saç kurutma makinesini böyle üstünden tutarsanız sadece hortum kısmını, uç kısmını çok rahat içindeki tüm tozu çeker atarsınız. Buraya kadar böyleydi. Şimdi tuşları temizlemeyi göstereceğim. Burada işin en kolayı, en pratiği sürüyle şeyle denedim. Islak mendilden tutun da işte su içerisinde yıkamaya falan. Su içerisindeki yıkamalar tuşları deforme edebiliyor. Bu sebeple burada az önce bahsettiğim videonun başında domolun yardımına kullanıyorum. Gördüğünüz gibi tamamen ıslak mendil gibi. Sadece biraz daha köpüren bir yapıya sahip, deterjanlı bir yapıya sahip. Bunu Rossmann'lardan bulabilirsiniz. Rossmann'larda yanlış hatırlamıyorsam 9-10 lira civarı bir şey, bir kutu, bir bu kocaman kutusu. 50 tane var içerisinde, 50 tane bundan var. Şimdi bunu alıyoruz elimize. Örneğin bir tuşundan göstereyim çünkü hepsini gösteremem videoda, zaten çok uzun olur. Bir tuşunun ne kadar kirli olduğunu görebiliyorsunuz. Tüm FPS oyunlarında kullana kullana basılan yer çok belli gözüktüğü gibi tuşta. Şimdi bunu domolla silince tek silmeden ne kadar fark ettiğini göstereceğim size, kesmeden. Şöyle siliyorum. Şuna bakın, hiçbir şey kalmadı üstünde. Görüyorsunuz değil mi? Tek silmeye hiç uğraşmıyorsunuz. Dediğim gibi bunu sağını solunu bir şöyle ovalarsanız bir tur, hem fazla köpürtmeden bu şekilde tamamen tertemiz elde etmiş oluyorsunuz. Bunu temizledikten sonra bu şekilde domolla silince bir tane de kağıt havlu yardımıyla da kurularsanız şöyle. Gördüğünüz gibi bir tanesini yapmak böyle 10-15 saniyeden fazla sürmeyecek. Pırıl pırıl oluyor. Videoda umarım açıkça gözüküyordur. Herhangi bir kir kalmadı gördüğünüz gibi. Sonra da bunu aldığımız yere direkt takıyoruz. Ve pırıl pırıl oldu kendisi yerinde. Aynı işlemi diğerleri için hızlandırılmış bir şekilde uygulayacağım şimdi size.
Evet, büyük bir sabır timsali olarak hepsini tek tek ovuşturup sildikten sonra pırıl pırıl klavyemize ulaştık. Şöyle göstereyim. Şimdi ışık da yakacağım daha net gözükmesi için. Üzerinde tozun zerresi yok. İçini de temizledik, dışını da temizledik. Gördüğünüz gibi o çok kullanılan tuşların üzerindeki herhangi bir birikinti de yok. Şimdi biraz da ışık açayım ki bunun üstüne doğru size daha iyi gözüksün. Evet, şöyle görebilirsiniz ki herhangi bir tuşun üzerinde herhangi bir kalıntı, leke, iz, hiçbir şey yok. Pırıl pırıl ettik. Cillop gibi oldu. Şu an sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi oldu klavyemiz. Mis gibi oldu. Ya çok güzel oldu. Mis gibi ettik. Bundan sonra pırıl pırıl, tertemiz, huzurlu bir şekilde klavyenizi çatır çatır kullanabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir soru olursa veya ürünlerle ilgili atıyorum domolla ilgili bir sorunuz olursa yorumlarda sorabilirsiniz. Hepsini seve seve cevaplarım. Dediğim gibi pratik bir şekilde klavye temizliğimizi hallettik. Bir sonraki serilerde başka ürünlerimin de, diğer ekipmanlarımın da mouse'um olabilir, kulaklığım olabilir, bakımlarını nasıl yaptığını gösterebilirim. Eğer bunları görmek isterseniz de yorumlarda belirtebilirsiniz. Herkese çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olup beğenmeyi unutmayın lütfen. Teşekkürler, iyi günler.